Nun suresi 32. Şey 30, 31 evet. Ali Bulaş hocamızın tefsirinde şöyle geçiyor mealinde. Mümin kadınlara söyle, şeytanın Allah'a sığınıyorum. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar. Irzlarını korusunlar. Gayrimeşru ilişkiye girmesinler. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç onu da gösterebilirler diyor Cenab-ı Allah. Başörtülerini, burada da hoca ilave etmiş, öyle bir kelime yok. Örtülerini, yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Göğüslerini kapatsınlar. Süslerini kimlere gösterebiliyorlarmış? Kendi kocalarına, babalarına, kayınpederlerine, oğullarına, kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendi kadınlarına, sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız hizmetçilerden, kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına süslerini göstermesinler diyor. E biz bunu söylemiştik, yobaz takımı ayağa kalkmıştı. Evet. Yahu yahu, kafayı çizdiler. Evet. Nasıl der bunu falan diye. E Allah diyor diyorum, Allah yanlış diyor diyor haşa. Biz doğrusunu biliyoruz diyor. Kur'an diyorsa Kur'an da yanlış söylüyor diyor. Biz doğrusunu biliyoruz. Allah'a ahlak öğretiyorlar haşa. Bu ayetin anlamı, kız çocukları, oğullar, annelerinin, kız kardeşlerinin yanında nasıl giyinebilir, annelerine, kız kardeşlere, yani kadınlar, kızlar, oğullarının, babalarının, kocaların yanında nasıl giyinebilirler, bunu anlatıyor bu ayet. Evet. Yobaz takım kabul ediyor mu bunu? Etmez. Bunu gayri ahlakı görüyorlar bu ayeti, haşa. Ahlaka uygun görmüyorlar. Yobazlar kabul etmez bu ayeti. Okudum, anlamını anladılar, şok oldular. Acayip şaşırdılar. Ahmak herifler, anlamamışlar bu vakte kadar. Anlayınca acayip şaşırdılar. Şimdi dinden ne çıkar bu alçaklar? Çünkü ben böyle bir dini kabul etmem der. Ve etmiyorlar zaten. Bu Allah'ın hükmü diyorsun, yok diyor. Ben kabul etmiyorum diyor. Yobazlara gidip sorun, kabul etmezler. Net. Bak Allah açıkça söylüyor. Süslerini kendi kocalarına gösterebilirler diyor Allah. Babalarına gösterebilirler. Kabul eder mi yobaz bunu? Etmez. Kayınpederine gösterebilir diyor Cenab-ı Allah. Oğullarına gösterebilir, kocalarına oğullarına gösterebilir diyor. Yobaz kabul etmez bunu. Birçok Kur'an hükmünü çirkin karşılıyorlar. Peygamberimizin evlilikle ilgili ayetleri çirkin karşılıyorlar. Cennette kadınların mesela göğüsleri yeni tomurcuklanmış diyor. Haşa diyor adam. Allah öyle bir şey demez diyor. Şimdi yobaza sen ne diyeceksin? Efendim. Size kalsa bu modern genç kızlar, bu bakımlı genç kızlar, modern delikanlılar hepsi küfrün kucağına itilmesi gereken haşa cehennem odunu gibi gördüğünüz insanlar. Hepsini lanetlenmiş görüyorsunuz. Ben de onları canım gibi seviyorum. Bağrıma basıyorum. Kardeşim olarak görüyorum. İslam'ı, Kur'an'ı öğrenmeler için gayret ediyorum. Müzik dinleyen, dans eden insanları hep lanetlenmiş görüyorsunuz. Hepsini cehennem odunu gibi görüyorlar. Bizim Anadolu'muz, Türkiye'nin her tarafı oynar, dans eder. Karadeniz'e gidersin, Lars havasıyla oynarlar. Anadolu'da davul zurnayla oynarlar. Akdeniz'e gidersin, yine orada da kendine has oyunlar vardır. Trakya'nın kendine has oyunları vardır. Düğünlerde falan. Her yerde eğlenir halk. Her yerde müzik dinlenir. Saz dinler, söz. Hepsini cehennem odunu olarak görüyorlar. Evinde resim olan, o eve zaten melek girmez diyor. Ne yaptığınızdan haberiniz yok ki. Ne konuştuğunuzdan haberiniz yok. O karanlık dünyanıza beni de çekmeye çalışıyorsunuz. Ben de sizi aydınlatmaya çalışıyorum. Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia etmeyi iman hizmeti olarak kabul ediyor. Allah diyor ki Kur'an yeterli diyor. Yok diyor, Allah yanlış söylüyor. Doğrusu diyor Kur'an yeterli değildir diyor. Allah yeterli diyor, her şeyi içinde yazdım diyor. Yok diyor, öyle bir şey yok.
peygamberimize diyorlar ya, bize bir Kur'an kadar daha getir diyorlar. Evet. Bir mislini getir diyorlar. Evet. Müşrikler de ne diyorlar şu an yeni Yobaz takımı? Kur'an bize yeterli, bir mislini daha getirin diyorlar.